Merhaba, ben E-Müderris. Kırıkkale Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nde sunulmakta olan nesnelerin interneti dersi de dahilinde bir demo uygulaması olan Raspberry Pi kullanarak bir hava istasyonunu sunacağım. Bu uygulama Edurake eğitim platformu tarafından yapılmıştır. Videosu bizzat uygulama videosu adım adım bu videonun altında da sunulmuştur. Videomuzun açıklamalarında. Bu uygulamada Raspberry Pi kullanılmıştır. Raspberry Pi üzerinde bir işletim sistemi ihtiyacı duyan bir mini bilgisayardır. Raspberry Pi üzerine kurulabilecek birçok işletim sistemi mevcuttur. Bu uygulamada Raspberry Pi üzerine bizzat Raspberry Pi'in resmi sitesinde, web sayfasında bulunan download kısmındaki Noobs işletim sistemi, yani bir Linux versiyonu olan Noobs versiyonu kurulacaktır. Bunun için Downloads kısmına geldik raspberrypi.org'da ve Noobs'un üzerinde Download Zip deyip bu dosyayı indirdik. Bu zipli bir dosyadır. Bu dosyayı indirdikten sonra bu dosyayı extract ya da Türkçe ayıkla diyerek bu dosyayı açıyoruz. Dosyayı açtıktan sonra karşımıza çıkan bütün dosyaları, zipli dosyayı açtıktan sonra karşımıza çıkan bütün dosyaları bir SD kartın içine kopyala yapıştır işlemiyle yapıştırıyoruz. Bu SD kartımızın en az 8 GB olması tavsiye ediliyor. Fakat sorun yaşamamak için biz 16'lık kullanıyoruz. SD kartımızı, özür diliyorum, biz 32'lik kullandık. SD kartımızı Raspberry Pi'in SD kart yuvasına takıyoruz. Daha sonra Raspberry Pi'ımızı elektrik vererek ve bir HDMI kamerayla çalıştırıyoruz. Ve bu çalıştırma esnasında HDMI ekrandan karşımıza çıkan iki seçenekten Raspbian'ı seçerek işletim sisteminin kurulmasını başlatıyoruz. Ve işletim sistemi belirli bir vakit aldıktan sonra Raspberry Pi cihazımıza kuruluyor. İşletim sistemi kurulduktan sonra karşımıza şöyle bir ekran çıkıyor. Ve bu ekran çıktıktan sonra Raspberry Pi'nin IP adresini bu ekrandan öğrenerek internet üzerinden başka bir bilgisayardan bu ekrana da ulaşmamız mümkün. Ama çalışmayı bu ekran üzerinde de yapabiliriz. Hatta işimizi yaptıktan, devremizi tasarladıktan ve sistem çalışabilir hale geldikten sonra ekranımızı söküp çıkartmamız mümkün. Şimdi yapacağımız uygulama gerçek zamanlı hava durumunu bizlere Raspberry Pi ölçecek ve internet üzerinden bizlere bu bilgiyi verecek. Biz bunu bize e-posta atacak şekilde ayarlayacağız. Bunun için sadece Raspberry Pi yeterli değil, Raspberry Pi'nin üzerine bir sensör kartı olan SenseHead isimli kartı monte edip onu kullanacağız. Bu SenseHead isimli kartımızın üzerinde nem, basınç ve sıcaklık sensörleri gibi bir takım sensörler var ve bir de dijital matrix LED ekran mevcut. Biz bu SenseHead'i kullanarak hem Raspberry Pi'nin bu SenseHead kartı üzerindeki sensörlerle hava durumunu tespit etmesini sağlayacağız. Hem de bu SenseHead entegresinin üzerindeki ekranda hava durumunu göstereceğiz. Aynı zamanda da e-postamıza bu bilgilerin mesaj olarak, mail olarak gönderilmesini sağlayacağız. Bu Raspberry Pi'miz. Bu da Raspberry Pi'mizin üzerine monte edeceğimiz tam Raspberry Pi için üretilmiş olan SenseHead isimli kartımız. Bunlar modeli, bunlar gerçek hali. Bu Raspberry Pi, bu da tam üzerine oturacak şekilde tasarlanmış sensörümüz. Bu sensör kartını Raspberry'nin üzerine taktığımız zaman şöyle bir görüntü elde edeceğiz. Burada üstte sensör kartımız var. Şurada 8'e 8'lik bir matrix LED ekranı var.
sensörleri var ve altında da görüldüğü gibi Raspberry Pi entegremiz mevcut. Raspberry Pi'nin GPIO yani genel amaçlı giriş çıkış pinleri, şunlar USB pinlerimiz, şu RJ45 kablolu internet, Raspberry Pi'mizin son versiyonları tamamı kablosuz internet ve Bluetooth gibi kablosuz teknolojileri içermekte. Şurada ses giriş çıkışı combo, şurada kamera bağlantısı, şurada HDMI soketi, şurada micro SD güç bağlantısı ve üzerinde birçok farklı modüller mevcut. Bu işletim sistemini kurduktan sonra Raspberry Pi'mizin içine biz, yani Edureka uygulamasını yapan hocamız, 3 farklı dosya Python kodu yazdı ve çalıştırıyor. Şimdi bu 3 farklı Python kodundan bir tanesi sensör değerlerini okuyor, bir tanesi bunu e-posta atıyor, bir tanesi de hocamızın kendi sayfasına sürekli olarak bu bilgileri aktarıyor. Bir de bu sensör bilgileri okunduğu zaman sadece ekrana yazılmıyor, aynı zamanda Raspberry Pi'nin içindeki weather.txt isimli dosyanın içine de o anki zaman etiketiyle beraber kaydediliyor. Şimdi burada sensing environment, yani şu dosyamızın içinde şöyle bir kod parçası var. Bu kod parçasında görüldüğü üzere sürekli döngüye girmiş bir kod parçası var. While true, sıcaklık okunuyor, nem ve basınç okunuyor. Sonra bu bilgiler bir string haline çevriliyor ve bu stringin önüne şurada görüldüğü üzere şu anki zaman bilgisiyle beraber bu bilgi hem sense zaman bilgisi değil de sadece sıcaklık, nem ve basınç dijital ekrana gönderiliyor senset modülü üzerindeki. Bir de weather.txt dosyasına zaman bilgisiyle beraber kayıtlar yapılıyor. Yani dijital ekranda sadece şu andaki bilgiyi görüyoruz. Fakat weather.txt'de her okumadaki sıcaklık, nem ve basınç bilgisi bir alt satıra kaydedilecek şekliyle, ters slash'enle bir alt satıra geçip dosyanın altına kaydediyoruz. Burada çalışan devrenin ekranını görüyoruz. Burada sadece mesela şu anda 5 sayısı görünüyor. Kayan yazı şeklinde sıcaklık, nem ve basınç burada gösteriliyor. Ve her okumada Raspberry Pi'nin içindeki Python koduyla weather.txt dosyasının içine kaydediliyor. Zaten Raspberry Pi'nin içine kurmuş olduğumuz Raspbian işletim sistemi otomatik olarak Python kodlarını çalıştırabilecek bir kabiliyette. Bu da weather.txt dosyamız. Her okumada gün, ay, hangi gün olduğu, günün ayın kaçıncı gün olduğu, saat, dakika, saniye ve yıl, sıcaklık, nem ve basınç değerleri görüldüğü üzere her birkaç saniyede bir okunup bu dosyaya alt alta ekleniyor. Diğer bir dosya ise email dot Python kodu, yani bu bilgiyi okumakla beraber ilaveten bazı kütüphane dosyaları ve şuradaki yazılmış olan birkaç satır kodla beraber bu okunan sıcaklık bilgileri burada belirtilmiş olan bir e-posta adresinden diğer bir e-posta adresine gönderilecek şekilde işlemleri yapılıyor ve görüldüğü üzere hocamızın e-posta adresine sıcaklık, nem ve basınç bilgisi burada belirtilen gün ve saat ve dakikada iletilmiş oluyor. Biz bunu Raspberry'de yapmadık. Raspberry'de yapan hocamızın videosunun linki bu videonun açıklamasında mevcut. Biz bunu daha sonra birkaç video sonra Arduino tabanlı kartlar VMOS kullanarak yapmayı planlıyoruz. Ama bu uygulamanın bizzat videosunu İngilizce olarak açıklamada vermiş olduğumuz linkten izleyebilirsiniz. Evet, videoda açıklamasını vereceğim, açıklamada linkini vereceğim video bu video
Ve şu saniyeden itibaren, yani 18. dakika 15. saniyeden itibaren hocamız İngilizce olarak bunu anlatıyor. Ve adım adım yaparak anlatıyor. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Biz de bunu kısmen Türkçe olarak sunmuş olduk. Evet, çalışan dosyanın çalışan bir kısmını göstereyim.